Şükür, Yüce Mevla'nın Kur'an-ı Kerim'de defaaten sorduğu "Hala şükretmez misiniz?" sorusunun bizi çağırdığı yaşam tarzının adıdır aslında. Fark etmeyi, akletmeyi, minnet duymayı, değerini bilmeyi, yetinmeyi, paylaşmayı, infak etmeyi, acizliği, Allah'a duyulan muhabbeti artıran bir manadır bu. Çocuklarımızın yaratılışından sahip olduğu haz merkezli yönelimi dengelemek ve hazın kaynağını maddeden çıkarıp manaya yöneltmek için her yaştan çocuğa öğretmemiz gereken bir hakikattir. Günümüz çağı ister teknoloji, ister milenyum, ister altın çağı olarak adlandırılsın, tüm bu tanımları kuşatan bir gerçeğimiz var ki ismi tüketim. Büyük küçük demeden hepimiz tüketiyoruz. Zamanı, parayı, bilgiyi, ilişkileri, eşyayı, doğayı yavaş yavaş tüketiyoruz. Tüketim çağının tüketen çarkı içerisinde o kıyafetten bu eşyaya, o oyuncaktan bu sanal dünyaya doğru savrulup duruyoruz. Konu çocuklarımız olunca da durum böyle ne yazık ki. Hafta sonları havalar soğudu, dışarıda çocuklar hasta olur, bir alışveriş merkezine gidelim bari diye başlayan cümleler, çoğunlukla yavrularımızın tutturması sonucu oyuncakçılarda nihayet buluyor. Almayacağım denilenler alınıyor, koyduğumuz sınırlar kaldırılıyor, gereksiz tükettikçe içimizde can bulan haz canavarı bir yaşına daha giriyor. Üstelik bu durumdan ebeveynler olarak bizler mutsuz olduğumuz gibi yeni aldığı oyuncağını henüz daha açmadan bir diğeri için gözyaşı döken yavrumuz da çoğunlukla mutsuz oluyor. İşte bütün bu kısır döngülerin içinde uçsuz bucaksız çimlerde koşuşurken fark etmeden üzerine basıp geçtiğimiz, kır çiçekleri misali ezdiğimiz bir mana var. Şükür. Peki çocuğuma şükretmeyi nasıl öğretebilirim? Nesiller boyu ben yapamadım, bari çocuğum yapsın düşüncesiyle yapmadıklarımızı veya yapamadıklarımızı evlatlarımızdan talep ettik. Ben okuyamadım, çocuğum okusun. Ben kitapları sevemedim, çocuğum sevsin. Ben televizyonu çok izliyorum, çocuğum izlemesin. Ben doktor olamadım, çocuğum olsun gibi cümlelerle yapıyor olmanın sorumluluğunu üzerimizden atmaya yeltendik. Bunu yaparken de Kur'an-ı Kerim'in Üsvetül Hasene yani en güzel örnek olarak tanımladığı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en önemli öğretisinin örnek olmak olduğunu fark edemedik. Oysa pedagojinin temel prensiplerinden bir tanesi çocukların kal diliyle değil hal diliyle öğrendikleridir. Nitekim insan beyni duyduğunu bilir, gördüğünü öğrenir, yaşadığını içselleştirir. Şükür konusu da biz ebeveynlerin ne noktada durduğu, evlatlarımızın da ne noktada duracağının en temel tohumu gibidir. Eğer biz sırf modası geçti diye eşya değiştiren, markası modeli için teknolojik gereçleri tercih eden, giyebilecek 10 tane kıyafetimiz varken 11.'nin derdine düşen, ihtiyaca binaen değil de isteğe binaen alan, edinen ve tüketen yetişkinlersek, çocuğumuzun da aynı yönde eğilimler gösterme ihtimali oldukça yüksektir. Yine elimizde telefon varken bırak artık şu bilgisayarı diye çocuğa çıkışmak, o diziden bu diziye zapping yapıp bir yandan da bu zamanın çocukları çok televizyon izliyor diye dert yanmak pedagojik açıdan hiç doğru ve tutarlı yöntemler olmayacaktır. Bu noktada anne babalar olarak şu maddeleri hayatımıza geçirerek işe başlayabiliriz. Zamanın şükrü onu doğru ve değerli kullanmaktır. Günlük planlar yapalım ve saatlerimizi televizyon, internet, sosyal medya gibi boş aktivitelerle geçirmeyelim. Yiyeceğin şükrü onu israf etmemek ve az yemektir. En güzel diyet, sünnet sloganından yola çıkarak her gün bir iki çeşidi aşmayacak menüler belirleyelim. Çöpe kesinlikle gıda atmayalım. Eşyanın şükrü onu görevi doğrultusunda ve bozmadan kullanmaktır. Kırılan oyuncakları, bozulan eşyaları hemen atmaya yanaşmayalım. Tamir etmeye gayret edelim. Tamir olmayacak eşyalarımızı ise başka bir işte değerlendirmeye uğraşalım. Bedenin şükrü sağlığımızı korumak adına kararlı olmaktır. Hazır ve sağlıksız gıdalardan uzak duralım. Teknolojik cihazların bedensel zararlarını unutmayalım ve hayatımızda kapladıkları alanı sınırlandıralım. Erken yatıp erken kalkalım.
bugünün çocukları kırılırsa yenisini alırız mantığıyla varlığın imtihan olma halini yaşıyorlar. Bu nedenle ellerindeki değerlerin farkında bile olmadan, yani şükrünü yaşayamadan har vurup harman savurabiliyorlar. Bu noktada biz yetişkinlere düşen şey istek değil, ihtiyaç odaklı hareket etmek. Çocuğum cep telefonu istiyor olabilir ve hatta tüm arkadaşlarının telefonu olabilir. Lakin bir telefonunun olması onun gerçekten ihtiyacı mı? Telefonu ne için kullanacak? Eğer ona ulaşmam için bir telefon gerekiyorsa bu telefon akıllı bir telefon mu olmalı? Yoksa sadece arama özelliği olan basit bir modelde bu ihtiyacı giderir mi? Bu ve bunun gibi sorular sorarak gereğinden fazla alışverişin ve ihtiyacı aşan tüketimin önüne geçmeye çalışmalıyız. Böylece elindekine şükretme ve bir şeye ulaşabilmek için sebat etme, dua etme, gayret etme bilinçlerini evlatlarımıza kazandırmış oluruz. Bizler de ayda bir gün kuru ekmekle ya da haftada bir gün sadece basit bir çorbayı bölüşerek evde bir şey yok günü yapabiliriz. Masanın ortasına konulmuş ve herkes tarafından ortak yenecek bir tabak tarhana çorbası, midemizi olduğu kadar tükettikçe doymayan nefsimizi de dizginlemek için güzel bir yol olacaktır.